Valla arkadaşlar şuraya gelin yo. Valla Rüzgar okula bilgisayar getirmiş yo. Evet arkadaşlar, bilgisayar getirdim. Çok güzel bir dövüş oyunu açtım. Hadi gelin hepiniz izleyin beni. Of ya, şuraya bak. Herkes Rüzgar'ın bilgisayarını izliyor. Ben de bilgisayar getirdim. Kimse beni seyretmiyor. Ne yapacağım ben şimdi ya, ne yapacağım? Rüzgar kardeşim, bu oyunlar çok güzel kardeşim. Evet arkadaşlar ya, herkes gelsin benim başımda toplansın. O salak Arda'nın yanına gitmeyin. O çok kötü oyunlar oynuyor. Hadi be oradan, ben senden daha iyi bilgisayar oyunu oynuyorum, tamam mı? Sen beni bilgisayar oyunlarında hayatta yenemezsin. Hadi oradan ya. Ulan sen kızsın. Hadi git Barbie giydirmece oyna. Sen şimdi görürsün lan. Çok güzel bir oyun açacağım. Herkes beni seyredecek. Görürsün. Hemen şöyle gireyim. World of Warship. Evet, aç bakalım. İşte bu. Arkadaşlar bu oyun harika ya. Şu oyunun grafiklerine bakın. Tıpkı gerçek gibi. Sanki gemiyi ben sürüyorum yani şu anda. Benim savaş gemim çok güçlü. Şimdi diğerleriyle savaşacağım. Hepsini yeneceğim. Görecek onlar. Vay can ya. Ayda bu oyun ne böyle kardeşim? Çok güzel oynuyor. Evet, fakir zombi World of Warship oynuyorum. Çok güzel bir oyun. Ne? World of Warship mi dedin? Valla ben oyuna bayılıyorum kardeşim. Harika bir oyun ya. Eyvah arkadaşlar, gemime saldırıyorlar. Onlara saldırmam lazım. Gemimi patlatacaklar yoksa. Vay canına, bu oyun çok gerçekçi Arda. He, ne oluyor ya arkadaşlar, neden Arda'nın yanına gidiyorsunuz? Beraber oynayacaktık, neden sattınız beni? Oğlum, World of Warship'i görünce dayanamadılar işte. Hepsi benim yanıma geldi. Bu oyun çok güzel. Oha ya, çok güzelmiş bu oyun. Ben de oynamak istiyorum bu oyunu ya. Kaç para bu oyun söyle, kaç para? Ne parası oğlum ya, saçmalama. Bu oyunu oynaması tamamen ücretsiz. Tamam Arda, göreceksin. O oyunda da seni yeneceğim. Gemini batıracağım senin. İşte arkadaşlar, Rüzgar'ın gemisini batırmaya gidiyoruz. Ateş! Herkes ateş etsin. Batıracağız Rüzgar'ın gemisini. Evet, işte böyle patlatıyoruz. İşte Rüzgar, gebereceksin. Hadi ateş ateş, işte bu. Batırdık onu. Ya of Arda ya, senin gemin çok güçlü. Kaybettim işte, of. Arkadaşlar siz de benimle birlikte World of Warship oynamak istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayın. Oyunu indirin, beraber oynayalım. Eğer açıklamadaki kodu girerek üye olursanız tam olarak 200 dublons kazanıyorsunuz. 2 tane harika güçlü gemi kazanıyorsunuz. 20 tane kamuflaj ve 2,5 milyon altın kazanıyorsunuz arkadaşlar. 7 günlük premium hesabınız oluyor. Hemen girin, kaydolun, beraber oynayalım. Sizi her geleler sizin. Ne oluyor bakayım burada? He? Eyvah, Balli geldi. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Sizi her geleler sizi. Siz yine ne karıştırıyordunuz bakayım ha? Size ceza olarak sözlü yapacağım. Ne? Sözlü mü? Of öğretmenim ya. Of, yapmayın sözlü lütfen. Ay evet öğretmenim. Daha yeni sözlü yapmıştınız. Ne zaman sözlü yapıp ne zaman yapmayacağımı size mi soracağım ha? Veletler susun bakayım. Şimdi sorduğum sorulara cevap vereceksiniz, tamam mı? Neyse öğretmenim ya, sorun soruları da ben zaten Arda'dan 1000 kat daha zekiyim. Tüm soruları bilirim. Güleyim de boşa gitmesin ya Rüzgar. Sen mi benden daha zekisin? Bu sorduğum sorularda en iyi cevapları veren, yani en çalışkan olanı sınıfın başkanı yapacağım. Ne? Sınıf başkanı mı? Yeşilsin, ben sınıf başkanı olacağım. Vay valla, ben sınıf başkanı olacağım ya. Tüm soruları bileceğim. Ay umarım tüm soruları ben bilirim. Ben başkan olmak istiyorum. Evet ya, umarım ben başkan olurum. Başkan olmak en büyük hayalim benim. Sen boşuna heveslenme lan pis fakir Arda. Sen asla başkan olamazsın. Çünkü sen hiçbir soruyu bilemeyeceksin. Hadi be oradan, göreceksin şimdi. Tüm soruları bilip başkan olduğumda seni çok fena yapacağım. Aynen canım, aynen. Göreceğiz şimdi. Evet çocuklar, başkan olmak için sorularımıza başlıyoruz. İlk sorunuz geliyor. 20 artı 20 kaç eder çocuklar? 20 artı 20'nin cevabını verin bakalım. Valla öğretmenim, şöyle bir baktığımda 20 artı 20 2020 yapar. Ne, 2020 mi? Evladım sen kafayı mı yedin? 20 artı 20 nasıl 2020 yapsın? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, başka cevabı olan var mı çocuklar? Öğretmenim galiba 20 artı 20 50 yapar. Hayır Şirek, sen de bilemedin evladım. Arkadaşlar 20 artı 20'yi bilenler yoruma yazmayı sakın unutmayın. Evet, var mı başka bilen? Of ya, 20 artı 20 kaçtı, toplayamıyorum bir türlü ya. Başkan da olmak istiyorum. Öğretmenim ben biliyorum cevaba. 20 artı 20 40 eder. Evet evladım, 20 artı 20 40 eder. Aferin sana Rüzgar, sana 1 puan veriyorum. Yaşasın be yaşasın. Ne oldu lan fakir Arda, gördün mü? Ben kazandım. Dur oğlum, öyle bir soruyu bildim diye hemen havalara girme ya. Allah Allah, daha bir sürü soru.
soru var. Evet çocuklar, ilk soruyu Rüzgar Birliği, ikinci sorunuz geliyor. Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir? Ne valla, dünyanın en büyük hayvanı mı dediniz siz? Bence fildir yo. Bence dünyanın en büyük hayvanı fil değildir. Maymundur. Ya Zeyyep, nasıl maymun oysun ya? Maymunlar filden daha mı büyük? Öğretmenim, bence dünyanın en büyük hayvanı Godzilla'dır. Godzilla. Bence dünyanın en büyük hayvanı T-Rex'tir yani. Yani dinozorlar. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Hayır çocuklar, şu ana kadar bilen olmadı. Var mı başka cevaplamak isteyen bakalım? Dünyanın en büyük hayvanı kimdir? Öğretmenim, ben buldum galiba. Dünyanın en büyük hayvanı Arda'dır bence. Vay ula oğlum, Arda diyor oğlum ya. Bana bak Rüzgar, sen bana hayvan mı demek istiyorsun ha? Gebertirim seni, gebertirim. Aferin evladım Rüzgar, gerçekten çok güzel bir espri yaptın. Mahvedeceğim oğlum seni, mahvedeceğim, göreceksin. Aynen canım aynen, sen benim kılıma bile dokunamazsın pis fakir. Seni oyunda yendiğim için böyle kuduruyorsun işte, ama bunun hesabını ödeyeceksin. Neyin hesabı oğlum, senden daha zeki, daha çalışkan olduğum kanıtlandı işte, hadi defol buradan. Evet çocuklar, böylelikle sınıfımızın başkanı Rüzgar oldu. Arda eşeği de 0 puan aldı. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Baldi'nin sorduğu soruları bildim. Böylelikle sınıfın yeni başkanı ben oldum. Tebrik ederim Rüzgar. Başkanlığın hayırlı olsun. Aynen öyle kardeşim ya. Başkan oldun, hayırlı uğurlu olsun ya. Ve şimdi başkan olduğum için ilk iş olarak Arda'yı bu sınıftan atıyorum. Hadi bakalım defol buradan. Ama bu nasıl olur? Senin buna hakkın yok ki. Beni sınıftan atamazsın. Neden atamayacakmışım oğlum? Bal gibi de atarım. Ben bu sınıfın başkanıyım. Her istediğimi yaparım. Ama öğretmenim beni sınıftan atamaz değil mi? Arda evladım, Rüzgar artık bu sınıfın başkanı. Ne derse yap. Yapmak zorundasın. Defol bu sınıftan hadi. Baldi'yi duydun Arda. Hadi bakalım terk et sınıfa. Seni kovuyorum. Size bu yaptığınız haksızlıkların bedelini ödeteceğim, tamam mı? Çok zeki olacağım. Çok çalışkan olup seni yeneceğim. Hadi be oradan. Senin beni geçmen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Hadi terk et bu sınıfı. Göreceksin oğlum sen, göreceksin. Çok çalışkan olacağım ben, çok. Ay yazık oldu Arda ya. Neden sınıftan attınız? Çok yazık. Ula bu Arda gerçekten daha çok tembel ya. Hiç çalışmıyor ya. Valla akılsız bu çocuk ya. Of ya, tembel olduğum için beni sınıftan kovdular. Ama göstereceğim onlara ne kadar zeki olduğumu, herkes görecek. Şimdi iksirciye gidip zeka iksiri alacağım. Merhaba iksirci abi, bana çok güçlü bir zeka iksiri lazım. Sende var mı? Tabii ki var ufaklık, bizde tüm iksirler vardır. Demek akıllı olmak istiyorsun öyle mi? Evet iksirci abi, okuldaki tüm arkadaşlarım benimle tembelim diye dalga geçiyorlar. Onları yenmem lazım. O zaman al bakalım şu iksiri. Bu iksiri içtiğinde çok zeki olacaksın. Hadi bakalım. Gerçekten mi? Yaşasın be, yaşasın. Çok zeki olacağım. Om 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 om. Aa, bana bir şeyler oluyor. Zeki mi oldum ben? Ne oluyor bana böyle ya? Gözümün önünden rakamlar geçiyor. Vay canına. Gerçekten de çok zeki oldum. İnanamıyorum. Hadi bakalım. Sınıfa git ve intikamını al onlardan. Bekleyin beni oğlum. Einstein Arda geliyor. Rüzgar neredesin? Çık karşıma. Yeneceğim seni. He, ne oldu oğlum sana? 2 dakikada yürek miydin ya? Allah Allah. Bana bakın, herkes beni çok iyi dinlesin. Ben bu dünyanın en zeki insanıyım. Anladınız mı beni? Dünyanın en zeki insanıymış. Oğlum bunun kafasına saksı falan mı düştü, ne oldu? Bana inanmıyorsanız istediğiniz soruyu sorun, cevabını veririm. Vay 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 Arda efendi, demek çok zekisin öyle mi? O zaman sana bir matematik sorusu soralım. 999 çarpı 999. Bu soru çocuk oyuncağı ya. Tabii ki de 998.001 yapar cevap. Vay canına, gerçekten de biliyor. Yo, nasıl bildi bu soruyu, inanamıyorum. Valla helal olsun Arda ya. Valla sen bu soruları nasıl bilirsin kardeşim? Edison gibisin ya. Öğretmenim yok yok ya, arkadaşlar şansa bilmişler. Başka soru sorun öğretmenim. O zaman sana başka bir soru soralım. 646 çarpı 756. Cevap tabii ki de çok basit öğretmenim. 488.376 yapar. Vay canına, kulak
kulaklarıma inanamıyorum. Arda, gerçekten de çok zekisin. Aferin evladım. Sınıfın başkanı sensin artık. Ama bu nasıl olur öğretmenim ya? Birden nasıl bu kadar zeki oldu? Başına yıldırım mı geçti? Ne oldu? Arda, gerçekten de tanıdığım en zeki insansın. Valla haosun dayoglu yo. Gördünüz mü? Benimle dalga geçmek neymiş? Hepinize gösterdim işte. Of ya, of, hayır olamaz, okula geç kaldım babacığım. Oğlum ne oldu ya, neden bağırıyorsun Allah Allah ya. Ya baba, seni sabah uyandır demiştim, uyandırmamışsın, okula yine geç kalacağım, Baldi çok kızacak ya. Allah Allah, ben senin bekçin miyim oğlum, kendin uyan ya, hayret bir şey. Neyse babacığım, sen bana harçlık ver de okulda harcayayım yani, çabuk gitmem lazım hadi. Oğlum ben sana beslenme çantası hazırlamıştım, harçlığı ne yapacaksın? Ya anne, beslenme çantası hazırlıyorsun, içine çok kötü yemekler koyuyorsun ya, herkes dalga geçiyor sınıfta. Hayır oğlum, bu sefer çok güzel şeyler koydum, al bak, inanmıyorsan bak yani. Arkadaşlar çok zayıfım gördüğünüz gibi, eğer kaslı olmamı istiyorsanız 3 saniye içinde abone olup like atın. 1, 2, 3. Arkadaşlar çok sağ olun, sizin sayenizde kaslı oldum. Abone olup like atan herkes umarım benim gibi kaslı olur. Hadi videoya devam edelim. Of anne ya, ne koydun bugün beslenmeme, ne koydun? Bugünkü beslenmende bamya var oğlum. Bak oğlum, mis gibi bamya yemeği, okulda güzel güzel yersin. Ne, bamya mı? Anne, bamyadan nefret ederim, bilmiyor musun ya, of ya. Vay 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 vay, şuna bak ya, biz burada parasızlıktan ölüyoruz, beyefendimiz bamyayı beğenmiyor her gelesene. Ya babacığım ne yapayım, sevmiyorum, tadını sevmiyorum işte, hem arkadaşlarım dalga geçiyorlar bamya diye. Bana bak Arda, sen çok şımarık olmaya başladın, al bakalım şu yemeği çabuk. Ya of ya, tamam verin. Hadi bakalım doğru okula, harçlık falan yok sana, bamyanı güzel güzel ye bakalım. Of ya of, annem yine beslenmeme bamya koymuş. Kesin yine rezil olacağım ya. Of. Zaten okula da geç kaldım. Allah kahretsin ya. Of. Evet çocuklar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Şimdi sizi sırada ayağına çekeceğim. Ya öğretmenim, yine ne yaptık? Bizi niye döveceksiniz ya? Of ya. Şaka yaptım evladım. Korkma hemen. Şöyle bir yoklama alalım. Geç kalan var mı bakalım? Bu en öndeki sıra niye boş? Kim gelmedi bakalım sınıfa? Öğretmenim, orası Arda'nın sırası. Arda gelmemiş. Vay 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 vay, siz şu tembel hergeleye bakın bir. O bir gelsin, ben ona yapacağımı bilirim. Oh be, tamamdır, galiba tam zamanında yetiştim. Oh be, yetiştim galiba. Merhaba öğretmenim, geç kalmadım değil mi, tam zamanında? Seni hergele, seni, geç kaldın tabii ki, geç kaldın. Ama öğretmenim, ders 8'de başlıyor, saatte şu an tam 8 yani, nasıl geç kaldım? Seni hergele Arda, derse tam olarak 35 saniye geç kaldın, bu yüzden seni cezalandıracağım. Ne, 35 saniye geç mi kaldım öğretmenim, yapmayın ya. Derse tam olarak 35 saniye geç kaldın, o yüzden tek ayak üzerinde bekleyeceksin, geç bakayım şöyle, geç. Ya yeter ya, bıktım artık bu Baldi'den, 35 saniye geç kaldım diye tek ayak üzerinde mi bekle. Of ya of, şimdi ayaklarım ağrıyacak ya. Şu salak Arda'ya bakın ya, yine geç kalmış, tek ayak üzerinde bekliyor, tembel teneke. Valla hocam, bu biraz hafif bir ceza oldu, ben olsaydım kulaklarından tavana sardım onu ya. Evet çocuklar, bildiğiniz gibi dersimiz matematik, eğer soruları bilirseniz size ödüller vereceğim. Oh be, iyi bari matematik dersinden yırttım yani burada bekleyerek. İyi oldu, iyi. Öğretmenim, Arda'ya da sorun ya, ona niye sormuyorsunuz? Allah Allah. Ulan Rüzgar, yaptın yine yapacağını, açtı yine ağzını ya. Evet evet, güzel fikir. Arda evladım, şimdi sana bir soru soracağım. Bu soruyu bilirsen yerine geçersin, tamam mı? Peki öğretmenim, sorun soruyu. Evet evladım, sorun geliyor. 15 artı 5 kaç eder? 15 artı 5 mi? Toplama nasıl yapılıyordu ya? 15 yanına 5 mi koyuyorduk? Arkadaşlar yardım edin, 15 artı 5'i yorumlara yazın. Seni tembel teneke, toplama yapmayı bilmiyor musun sen? 15 artı 5'in cevabını söyle çabuk, yoksa seni döverim. Öğretmenim, 15 artı 5 20 mi? Evet evladım, doğru bildin, salladın tuttu değil mi, hergele geç yerine.
Yok hocam, ne sallaması ya, tamamen kendi zekamla bildim. Evet çocuklar, size bir tane daha soru soracağım, ondan sonra da yemek saatine geçeceğiz. Sorun öğretmenim, ben bilmek istiyorum. 5 artı 6 kaç eder, cevabını bilenlere ödülüm var. 5 artı 6 kafam karıştı ya, böyle sorunca neydi cevap? Rüzgar oğlum, sen başına uğraşma, sen o tembel teneke kafanla hiçbir şey çözemezsin. Hadi be oradan, asıl sen bilemezsen ben şimdi sorunun cevabını söyleyeyim de gör. Aynen aynen, anca rüyanda. Rüzgar evladım, ne konuşuyorsun, yoksa cevabı biliyor musun, söyle bakalım. Öğretmenim cevap 27. Ne 27 mi? Ulan tembel teneke, ne 27'si, otur yerine, 0. Öğretmenim ben cevabı söyleyebilir miyim? 5 artı 6 tabii ki de 11 eder. Arda evladım, bravo evladım. Bugünlerde gözüme girmeye başladım. Bu tembel rüzgar gibi eşek değilsin sen, aferin oğlum. Sağ olun öğretmenim. Evet ya, rüzgar tam bir eşek değil mi? Aynen öyle, rüzgar hiçbir şey bilemiyor. Tam bir eşek. Ulan Arda, Baldi senin yüzünden benimle dalga geçiyor. Mahvedeceğim seni oğlum, mahvedeceğim. Çıkışta döveceğim, görürsün. Neyse çocuklar, matematik dersimiz sona erdi. Şimdi herkes beslenme saati geldiği için beslenmelerini çıkarsın, yesin. Oley be, kurt gibi acıkmıştım zaten. Ya benim kurt gibi acıkmıştım. Annem tavuk yapmış, şimdi onu yiyeceğim ya. Evet çocuklar, herkes beslenmesini çıkarsın. Ben de hepinizden birer parça alıp karnımı doyuracağım. Evet çocuklar, şöyle sıradan başlayalım. Hepiniz ne getirmişsiniz bakalım. Öğretmenim ben pizza getirdim. Yani istediğiniz kadar alabilirsiniz. Çok güzel bir pizza bu, sucuklu. Vay vay vay, pizzaya bayılırım evladım. Sana pizza getirdiğin için 100 puan veriyorum. Şöyle devam edelim. Sen ne getirdin evladım? Öğretmenim ben de sosisli sandviç getirdim. 2 tane getirmiştim. Bir tanesini alabilirsiniz. Ne, sosisli sandviç mi? Bayılırım canım oğlum. Sana 85 puan veriyorum. Devam edelim. Sen ne getirdin kızım? Öğretmenim ben sağlıklı beslendiğim için meyveler getirdim. Ne, meyve mi getirdin? Meyveden nefret ederim. Sana 25 puan. Şöyle devam edelim. Öğretmenim ben kendime ziyafet getirdim. Domuz eti yiyorum. Ne, domuz eti mi yiyorsun? Ulan seni her gele, domuz eti yemek haramdır. Bilmiyor musun bunu? Sana 0 veriyorum. Of öğretmenim ya. Evet kızım, sen ne getirdin? Söyle bakalım. Öğretmenim ben çikolatalı pasta getirdim. Hatta üzerinde de çilekler var. Ne, çikolatalı pasta mı? Bayılırım. En sevdiğim şey çikolatalı pastadır. Ver bakayım şunu. Nom 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 nom. Sana 100 puan. Öğretmenim ben de et getirdim, yani dana eti, biftek, istediğiniz kadar alabilirsiniz. Vay vay vay, aferin evladım, sana da 100 puan. Şöyle devam edelim. Sen ne getirdin Keko? Valla öğretmenim ben de bir tane tavuk getirdim ya. Ne, tavuk mu getirdin? Aferin oğlum, sana da 75. Başka bakmadığımız kaldı mı? Heh, Arda kalmış. Eyvah, sıra bana geldi ya, ne yapacağım ben şimdi? Evladım bu tencerede ne yemeği var bakalım he? Öğretmenim şey, boş verin, bana bakmayın, siz boş verin. Olur mu öyle evladım, herkesten bir parça yemek yiyorum ben, ne var bakalım bunda? Hı, bu ne lan? Öğretmenim annem bamya yapmış da ben de onu yiyorum. Ne, annen bamya mı yapmış? Ulan bamyadan nefret ederim. Bamya mı yapmış annen? Ulan ezik, bamya ne lan? Bamya mı yiyorsun? İğrenç kokuyor ya. Valla bu hayatta en nefret ettiğim şey bamyadır ya. Seni rezil herif, okula bamya getirirken utanmadın mı? Utanmadın mı? Bu ne böyle ya? İğrenç kokuyor. Dayanamayacağım galiba. Aman yarabbi, o kadar kötü kokuyor ki ben de kusacağım şimdi. Kaldır şu bamyayı, kaldır. Öğretmenim özür dilerim ya, ben anneme söyledim bamya yapma diye ama ısrarla yapmış, ne yapayım? Okula bamya getirdiğin için sana 0 veriyorum. Öğretmenim bu böyle olmaz yani, ben köpeğimi çağıracağım, ısırsın Arda'yı. Bak oğlum benimle uğraşma, yürü git başımdan ya, Allah Allah. Göreceksin oğlum sen, göreceksin, köpeğimi çağıracağım, seni ısıracak, göreceksin. Gel oğlum. İşte köpeğim de geldi. Karabaş gel oğlum. Buradayım oğlum. Gel küçük küçük küçük. Karabaş gel oğlum. Karabaş aferin oğlum. Saldır şu Arda'ya, saldır. Ya rüzgar saçmalama, çek şu köpeğini, çek. Şuna bak ya, köpek bile rahatsız oldu bamyadan. Oğlum bak, çek diyorum sana köpeğini. Çekmezsen ben de köpeğimi çağırırım, görürsün. Hadi lan oradan, senin ezik köpeğin buna hiçbir şey yapamaz.
Vay vay vay, demek köpek dövüşleri yapacağız öyle mi? Çağır evladım, çağır. Bunu sen istedin Rüzgar. Fiiiit. Gel oğlum Çomar, gel oğlum. Gel oğlum, buradayım Çomar, gel oğlum. Evet çocuklar, ikinizin de köpeği geldiğine göre ikisi de tahtaya çıkıp kapışsın. Bakalım Arda'nın köpeği mi daha güçlü yoksa Rüzgar'ın köpeği mi? Tabii ki de benim köpeğim daha güçlü öğretmenim. Eğitimli bir köpek yani, dövüş köpeği. Benim köpeğim de çok akıllı yani. Bence benim köpeğim kazanır. Evet çocuklar, görmüş olduğunuz gibi bir tarafta Rüzgar'ın köpeği, bir tarafta da Arda'nın köpeği. Sizce hangisi kazanır söyleyin, yorumlara yazın. Öğretmenim, Rüzgar'ın köpeği bayağı bir sinirli görünüyor. Bence o kazanır. Arda'nın köpeği çok tatlı. Ben onu tutuyorum. Baksanıza ne kadar da sevimli görünüyor. Valla öğretmenim, Rüzgar'ın köpeği çok yırtıcı bir köpek. Savaş köpeği. Ben o yüzden onu tutuyorum ya. Baksanıza ya, o kapkara tüyleri var öğretmenim. Bence kazanır ya. Öğretmenim, ben de Rüzgar'ın köpeğini tutuyorum. Vay vay vay. Demek herkes Rüzgar'ı tutuyor öyle mi? Ben Arda'yı tutuyorum. Arda'yı tutanlar yorumlara yazsın. Abone olsun. Arda'yı tutanlar adamdır. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun. Göreceksiniz, Arda'yı tutanlar birazdan ağlamaya başlayacaklar. O zaman 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, kapışma başlasın. Saldır oğlum Çomar, saldır. Hayır, olamaz. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi Rüzgar'ın köpeği bayıldı ve Arda'nın köpeği kazandı, yaşasın. Babacığım, babacığım, bugün okuldan sonra arkadaşlarla havuza gideceğiz. Bana 20 lira versene. 20 lira mı? Oha be, o kadar parayı nereden bulayım ben canım oğlum? Nasıl yani baba, 20 lira yok mu ya? Arkadaşlarıma söz verdim, havuza gideceğiz ya. Dalga geçecekler benimle. 20 lira ver işte. Evladım, bakalım bende ne kadar varmış ya. Bir dakika. Al oğlum, 10 lira. Cebimde sadece 10 lira var, bu kadar. Ya of baba, ben 20 lira diyorum, sen bana 10 lira veriyorsun ya. Ne yapayım ben bu 10 lirayı? Hiçbir şey yetmiyor bu. Arkadaşlar çok zayıfım gördüğünüz gibi. Eğer kasta olmamı istiyorsanız 3 saniye içinde abone olup like atın. 1, 2, 3. Arkadaşlar çok sağ olun. Sizin sayenizde kaslı oldum. Abone olup like atan herkes umarım benim gibi kaslı olur. Hadi videoya devam edelim. Evladım ne yapalım ya? Cebimde sadece 10 lira var. Allah Allah. Of baba ya, tamam tamam, ver şu 10 lirayı. Geri kalanı da kendim bulurum artık bir yerden. He şöyle ya, aferin ya. Biraz da çalış, kendi paranı kendin kazan. Hayret bir şey. Sürekli benden olmaz ki. Ya of baba ya, of. Tamam ya, başladın yine. Ben gidiyorum, hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum, görüşürüz. Biraz fazla kazan, bana da ver. Of ya of, sadece 10 liram var. Ne yapacağım şimdi ben ki? Of. En iyisi şurada biraz dilencilik yapayım. 10 lira daha toplarım. Öyle giderim okula yani, değil mi? Aynen aynen. Allah rızası için, Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ne olur para verin bana, ne olur. Çok açım. Aslında aç değilim de havuza gideceğim ama çaktırmayın. Arda oğlum, ne yapıyorsun oğlum sen burada? Eyvah Rüzgar, sen nereden çıktın böyle ya, nereden çıktın? Oğlum sen yine burada dilencilik mi yapıyorsun lan pis fakir? Ne var oğlum ya, ne var yani, havuza gitmek için para topluyorum ben de. Fakiriz yani, ne olmuş fakirsek? Fakirsen fakirliğini bileceksin oğlum, eziksin sen. Ne oldu yani, havalı motorlara biniyorsun diye havalı mı oldun sen şimdi he? Havalı mı oldun? Havalı oldum tabii, motoruma baksan oğlum. Son model, çok hızlı gidiyor. Senin neyin var, hiçbir şeyin. Vallahi o kadar havalanma, bir gün ben de zengin olurum. Seninkinden daha hızlı bir motor alıp seni yenerim. Ne, bundan daha hızlı bir motor dünya üzerinde yok ki oğlum, salak mısın sen? Ayrıca senin motor alacak paran bile yok. Aa, ay ne oluyor burada arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız güzelim ya, bu salağın dilenmesini izliyoruz. Dilencilik yapıyor baksanıza. Ya of, sus oğlum, dilencilik yaptığımı söyleme, rezil ettin beni herkese ya, sus ya. Ay neden dilencilik yapıyorsun ki, fakir misin sen? Ayyen ya, fakirlikten dilencilik yapıyor. Ben de fakirim, dilenmiyorum yani. Ya güzelim sen bunu boş ver. Gel seni ben lüks motosikletimle gezdireyim. Ne dersin? Ay olur, hadi gezelim. Tamamdır, hadi atla arkama, gezdireyim seni. Tamamdır, sıkı tutun çünkü şimdi uçuşa geçiyoruz. Hayır ya, olamaz. Şuna bak ya, Rüzgar benim sevdiğim kızı motoruyla gezdiriyor. Ben o kızı seviyordum.
Allah kahretsin ya. Hem sevdiğim kıza rezil oldum hem de benimle dalga geçtiler. Benim acilen çok para kazanıp rüzgardan daha iyi bir motor almam lazım. Kardeşim bence çok çalışırsan rüzgardan daha zengin olabilirsin. İyi de nasıl yapacağım bunu yani? Fakir zombi nasıl yapacağım? Kardeşim önce dilencilikle başlaysın, sonra kendine güzel bir motor alırsın. Önemli değil. Doğru söylüyorsun fakir zombi. Para biriktirip güzel bir motor alırım. Böylece hem rüzgarı yenerim hem de sevdiğim kızı geri alırım. Aynen kardeşim, hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Evet evet, sevdiğim kızı geri almak için, rüzgardan intikamımı almak için çok para kazanmam lazım. Ne olur yardım edin, Allah rızası için şu fakire bir para verin. Vay 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 evladım, sen dilenci misin, nesin? Evet teyzeciğim, çok fakirim, açım, baksana kıyafetim bile yok, atletle geziniyorum. Vah benim, yazık benim yavruma, ben şimdi emekli maaşımı sana vereceğim, al bakalım. Gerçekten mi teyzeciğim, Allah razı olsun, inşallah cennete gidersin. Amin yavrum, al bakalım paraları. Vay be, sağ ol teyzeciğim, bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Olur mu öyle şey evladım, al bakalım, tüm emekli maaşımı sana veriyorum, okurum al oğlum. Alayım teyzeciğim, Allah razı olsun senden, çok sağ ol. Hadi bakalım evladım, kendine iyi bak. Oley be, bir sürü param oldu, şimdi gidip bu paralarla motor alacağım. Tamamdır, işte motor alacağım adam orada, gideyim yanına. Merhabalar merhabalar, kolay gelsin, motor için gelmiştim de. Evet kardeşim, hoş geldin, gördüğün gibi motorumuz bu. Demek motor bu. Peki nasıl? İyi mi yani? Hızlı mı? Vallahi kardeşim, biz bu motorla yemek siparişlerini dağıtıyorduk. Gerçekten çok hızlı yani. Siparişlerimizi çok hızlı götürürüz biz. Anladım. Yani bunda yemek veriyordunuz. Kurye motoru mu bu? Aynen kardeşim. Kurye motoru. Peki o zaman niye satıyorsunuz ki bunu? Bunu satarsanız yemekleri neyle götüreceksiniz? Kardeşim biz iflas ettik. O yüzden satıyoruz. İflas mı ettiniz? Peki neden iflas ettiniz? Müşteriler çok şikayetçiydi. Yemekler çok geç geliyor diye şikayet ediyorlardı. Biz de iflas ettik. Anladım. Benim sadece 70 liram var. Olur mu? Kardeşim 70 çok az. 80 olsun bari ya. 80'e vereyim sana bu motor. Çok güzel bak. Ya tamam tamam. 80 olsun. Yeter ki rüzgarı yeneyim yani. Hadi bakalım. Oh 80 hayırlı olsun. Çok güzel bir motor bu. Aynen, kesin yenersin. Vay be, işte bu. Sonunda benim de bir motosikletim oldu. O rüzgara gününü göstereceğim. Sevdiğim kızı geri alacağım. Bekle beni rüzgar, geliyorum oraya. Valla rüzgar kardeşim, motorun gerçekten daha çok güzel ya. Sağ olun arkadaşlar ya, güzel olduğu kadar da hızlı yani, çok hızlıdır benim motorum. Evet, bizi de gezdirir misin ne olur? Valla arkadaşlar gezdiririm, niye gezdirmeyeyim ya? Arkadaşlar açın yolu, ben geliyorum, ben geliyorum. He, ulan bu Arda değil mi? Ulan bu fakir nereden bulmuş bu skuteri? Ne oldu rüzgar, fakirim diye dalga geçiyordun, artistlik yapıyordun. Bak benim de motorum var artık. Oğlum hiç güleceğim yoktu ya, sen buna motor mu diyorsun lan? Evet motor diyorum, ne diyeceğim başka? Araba diyecek halim yok ya, motor işte. Oğlum sen benim motorumun yanına bunu getirmeye utanmıyor musun? Bu ne böyle, çok kötü. Valla oğlum, o zaman İkinizin de motor olduğuna göre bir güzel yarış yapın ya. Aynen öyle. Zaten buraya yarış teklif etmeye geldim. Tabii rüzgar biraz korktu gibi görünüyor ama. Hadi bir oradan, senden korkan senin gibi olsun. Bu ezik motoru mu yenemeyeceğim ben? Gel bakalım. Madem bu kadar iddialısın, gel bakalım yarışa. Tuzumu yutmaya hazır mısın Arda? Hazır mısın? Göreceğiz oğlum, göreceğiz. Motoruna fazla güvenme yani. Yeneceğim seni. Biraz zor yenersin oğlum. Hadi bakalım, 3'e kadar sayın, başlıyoruz. Valla kardeşim, bence Arda'nın hiç şansı yok ya. Rüzgar onu yenecek ya. Aynen kardeşim, Yüzgey'in motoru daha güçlü, kesin o kazanır. Hadi Arda, ben seni tutuyorum, kazanırsın. Sevdiğim kız için bu yarışı kazanmam lazım, yoksa rezil olurum herkese, sevdiğim kıza da rezil olurum. Göreceksin oğlum, sen sevdiğin kızın önünde seni piste gömeceğim, dumanımı yutacaksın. Hayır, yeneceğim seni, yeneceğim. Valla herkes hazırsa sayıyorum. 1, 2, 3. Başlayın oğlum. Bu yarışı kazanmam lazım. Olamaz ya, geride başladım. Hayır. Salak Arda, o külüstürle beni yenebileceğini sanıyor. İşte böyle tozumu yutarsın. Enayi seni. Yeniyorum onu işte, yeniyorum. Hayır ya, olamaz. Çok yavaş gidiyor bu motor. Daha hızlı git, hadi daha hızlı. Ula oğlum, rüzgar geliyor oğlum. Yarışı bitirmek üzere. Bravo Yüzgey, bravo kardeşim, sen kazandın yarışı.
Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Kim kazanacaktı başkan? O külüstürle nasıl kazansın ha? Of ya, Allah kahretsin. Kaybettim yarışı işte. Ula oğlum, harbiden daha çok fena yanıldın. Rezil oldun ya orada ya. Göstereceğim onu o gününü. Göstereceğim, görecek o. Hadi oğlum, tozumu yuttun. Defol git şimdi buradan. Ezik seni. Sen burada bekle Rüzgar, tamam mı? Seninle bir yarış daha yapacağız. Bu iş burada bitmedi. Daha ikinci tur var. Oğlum bu yenilmeye doymuyor ya. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Tamam lan, kabul. Bir tane daha yapalım. Bu sefer seni yeneceğim. Göreceksin. Bekle beni burada, tamam mı? Ama bu sefer kuru kuruya yarışmam ben. Kazanan Elif'in sevgilisi olur, tamam mı? Ne, Elif için mi yarışacağız? Aynen öyle. Bakalım Elif'i ne kadar seviyorsan. Eğer seviyorsan beni yenersin. Tamam ulan, işte bunu demeyecektin. Göstereceğim sana gününü, göstereceğim. Tamam o zaman, burada bekliyorum. Saat 5'te buluşacağız, yarış yapacağız. Kazanan Elif'i alır. Göreceksin oğlum gününü, göreceksin, göstereceğim sana. Allah kahretsin ya, bir şeyler yapmam lazım. Bu külüstür motorla Rüzgar'ı asla yenemem. Çok yavaş gidiyor bu motor. Sevdiğim kız için bu yarışı kazanmam lazım. Sevdiğim kızı kaybedemem. Eğer bu motora turbo takarsam, hatta bu motora roket takarsam çok hızlı olabilir. Aynen aynen, bu motora roket takacağım, çok hızlı olacak. Böylelikle yeneceğim Rüzgar'ı. Tamamdır, şunu da şöyle koyduk mu işte motorum hazır. Şimdi bu turbo roketler sayesinde Rüzgar'ı çok rahat yenebilirim. Hem de bu külüstür motorla herkes şok olacak yani. Ve Rüzgar'ı yenince de sevdiğim kızı almış olurum. Bekle beni Rüzgar, geliyorum. Bekle beni Rüzgar, geliyorum. İşte geldi bizim kertenkele. Oğlum yine bu ezik motorla mı yarışacaksın? Motorumu güçlendirdim. Artık yeneceğim seni. İki tane roket taktım motoruma, göreceksin sen. Ola oğlum, gitmiş motora roket takmış. Hızlı gideceğini sanıyor ya. Hadi başlatıyorum. 1, 2, 3. Unutma, kazanan Elif'i alır. Başla. Roketler devrede, uçuyorum. İşte bu be, işte bu. Çok hızlıyım, yaşasın. Ula oğlum, Arda'yı gördünüz mü oğlum? Roket gibi uçtu gitti ya. Allah kahretsin, nasıl olur bu? O külüstür nasıl bu kadar hızlı gidebilir? İşte bu, kazanacağım yarışı. Bitirmek üzereyim ve kazandım. Nasıl kazandım ama, gördünüz mü? Hepiniz dalga geçiyordunuz. Roketlerim sayesinde kazandım işte. Hayır ya, olamaz. Kaybettim. Nasıl olur bu, nasıl? Of ya, otur otur, nereye kadar? Gideyim de biraz paralarımı sayayım. Ay evet aşkım, paraları say. Acaba ne kadar paramız kaldı? Şöyle bir sayalım paralarımızı ya. Canım paralarım benim, canım paracıklarım. Para için her şeyi yaparım ben, her şeyi. Neler oluyor babacığım ya? Fakir mi oluyoruz yoksa? Kaç paramız kaldı? Evet aşkım, kaç paramız var? Allah Allah ya, çok paramız var. Ama daha fazla para lazım bize. Canım ailem, yetmez bunlar. Aşkım ne yapacağız ki? Nereden bulacağız parayı? Merak etmeyin, benim aklımda çok güzel bir plan var. Şimdi gidip bir tane dilenci çocuk evlat edineceğim. Sonra da onu dilendirip para kazanırız. Evet aşkım, çok güzel bir fikir. Siz burada bekleyin, ben şimdi çocuk esirgeme kurumuna gidip çocuk evlat edineceğim, tamam mı? Tamam aşkım, görüşürüz. Merhabalar, iyi günler. Ben bir çocuk almak istiyorum da. Demek çocuk evlat edinmek istiyorsunuz, öyle mi? Çocuklarımız burada, seçin beğenin bir tanesini, evlat edinin. Tamamdır, şöyle bir bakalım şimdi. Bana dilenciliğe uygun bir çocuk lazım. Ne de olsa onu dilendirip para kazanacağım. Tamamdır, şöyle bir bakalım çocuklara. Bu çocuk olmaz ya, Keko'ya benziyor. Şuna bakalım, bu da olmaz ya, bu ne çirkin bebek böyle. Şuna bakalım şöyle, bu kız da olmaz. Allah Allah, başka çocuklar var mı? Tabii ki efendim, bu tarafta da çocuklarımız vardır. Tamamdır, şuradaki çocuklara bakayım. Bu çocuk olmaz, çok kırmızı. Aha, işte bu. Bana sevimli bir çocuk lazım. Tamamdır, bu çocuk tam bana göre. Bu mavi çocuğu istiyorum ben. Yaşasın, sonunda benim de ailem olacak. Benim evlatlık çocuk olacağım. Evet zengin bey, bebek Sony'yi seçtiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Artık sizin çocuğunuz, götürebilirsiniz. Gel bakalım ufaklık. Ben sana çok iyi bakacağım, tamam mı? Senin baban artık benim. Beni aydınız için çok teşekkür edeyim. Benim ailem yoktu. Zengin bey unutmayın, siz artık onun babası oldunuz. Ona çok iyi bakmanız lazım. Tamamdır tamamdır, siz hiç merak etmeyin. Ben ona çok iyi bakacağım. Vay canına, bu yesi çok güzel. Bu yesi benim evim mi? Bana bak pis bücür, seni evlatlık edindim, hemen şımarma, tamam mı? Özür dileyim babacığım, sadece soyu soymak istemiştim. Bana bak, ben sana izin vermeden bana soru falan soramazsın, anladın mı şımarık velet? Ama siz bana neden kötü davranıyorsunuz? O zaman beni neden aldınız? Evet seni aldım, çünkü seni dilendireceğim yani, dilencilik yapacaksın. Ne?
neresi yani? Sen bu evde yaşamayacaksın, anladın mı? Gel bakalım, sana yaşayacağın yeri göstereceğim. İşte senin evine de geldik. Sen burada yaşayacaksın. Ama ben köpek değilim ki. Bu kulübede nasıl yaşayayım ya? Burası köpek kulübesi. Bana bak Bücür, beğenmiyorsan defol git geldiğin yere. Anladın mı beni? Ben senin babanım artık. Benim dediklerimi yapmak zorundasın. Tamam tamam, ne olur kızmayın bana, ne olur. Bana bak, dilencilik yapıp eve para getireceksin. Anladın mı pis Bücür? Ama ben dilencilik yapmayı bilmem ki. Ne olur bana kötü davranmayın. Kes sesini be artık. Hadi bakalım yallah doğru dilenmeye. Dilencilik yapıp para kazanacaksın. O paraları da bana getireceksin. Hayır ya, hayır. Neyse, yağmur da başladı. Ben şimdi eve gidiyorum. Sen de doğru dilencilik yapmaya. Hadi bakalım. Of ya, hayır olamaz. Ben bu yağmurlu havada ne yapacağım şimdi? Gidip dilencilik yapmam lazım. Ne olur yardım edin. Çok açım. Ne olur bana yardım edin. Paya verin bana lütfen. Vay vay vay. Şu pis Bücür'e bak. Bir de utanmadan para istiyor. Defol git. Yaratık seni, yaratık. Neden bana kötü davranıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Vay ola oğlum, şuradaki ne yapıyor oğlum ya? Bizden izin almadan burada dilencilik yapıyor ya. Ne olur yardım edin. Allah rızası için ekmek payası lütfen. Ula oğlum, ben şimdi sorarım sana oğlum. Ulan bana bak lan minik fare. Ulan sen burada dilencilik yaparken benden izin aldın mı oğlum? Özür dilerim abi. İzin almam gerektiğini bilmiyordum. Ula çakal oli çakal minik fare sen. Burada dilencilik yapamazsın oğlum. Kazandığın paraları bize vereceksin. Hayır ne olur paylarımı almayın. Ben bu paylayı babama götüreceğim. Ula oğlum, sana da başlarım, babana da başlarım ha. Ver lan şu paraları çakal. Hayır. Ne olur paylayımı geri ver lütfen. Ben sana ne yaptım? Ula oğlum, burası benim mahallem oğlum. Benden izinsiz dilendiğin için parana el koyuyorum. Hadi çakal, gidiyorum ben. Hayır olamaz, tüm payımı aldı. Ne yapacağım ben şimdi? Zengin amca bana çok kızacak. Yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Ben gidip bir bakayım dilenci Sonic ne kadar para toplamış. O dilenci Sonic umarım çok para toplamışlar. Yoksa bir daha hak etti o. Evet Sonic, bütün gün dilendin. Söyle bakalım kaç para topladın? Babacım, tüm paralarımı çaldılar. Ne, paralarını çaldılar mı? Hiç para yok mu yani? Hayır, benim tüm paralarımı çaldılar. Ne yapacağım ben şimdi? Ulan dilencilik yapıyorsan bir parana sahip çıkamıyorsan, sen iyi bir daha hak ettin. Gel bakayım buraya. Hayır babacım, ne olur dövme beni, ne olur. Yok yok, sen iyi bir daha hak ettin. Gel bakalım buraya. Hayır babacım, ne olur dövme beni. Vurma, ne olur. Çok konuşma pis fare seni. Ulan sana dilencilik yap dedik, gitmiş paranı kaptırmışsın. Ulan ben seni ne yapayım şimdi? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Çok özür dilerim babacığım. Ne olur dövme beni. Vurma ne olur. Sana ceza olsam bugün eve gelmeyeceksin, anladın mı? Geceyi sokakta geçir bakalım. Of ya, ne yapacağım ben burada? Bütün gün sokakta mı yatacağım? Neyse, bugünlük burada yatacağım artık. Umarım başıma bir şey gelmez gece. Of ya, akşam oldu, hala eve gidemedim. Bu saate kadar çalıştım ya. Of, eve gidip güzel bir uyku çekeceğim ya. Oley be. Ha, bu da ne? Allah Allah, burada oyunlar mı ya? Ufak da kalk bakalım. Alo. Ne oluyor ya? Abi bana mı seslendin? Ufaklık, ne yapıyorsun sen burada ya? Gecenin bir vakti burada uyunur mu hiç? He? Abi benim annem de yok, babam da yok, kimsem yok. O yüzden sokakta kalıyorum. Vah 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 ya, kimsen yok demek öyle mi? Vay be, annen de mi yok, baban da mı yok? Evet abi, kimsem yok benim. Bu bankta yatıyorum. Yazık ya, gel o zaman sen benim çocuğum ol, olur mu? Gerçekten mi abi? Ben evlat edineyim misiniz? Evinizi alayım mısınız? Alırız tabii ya, neden almayalım? Senin gibi tatlı bir çocuğun bu saatte dışarıda kalması uygun değil, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Siz çok iyi birisiniz. Hadi bakalım gel benimle. Benimle kalacaksın, tamam mı? Sen artık benim çocuğumsun. Hadi bakalım. Yaşasın. Benim de artık bir ailem olacak. Fakir amca, beni evinize aldığınız için çok teşekkür ederim.
yom yom yom. Ne demek ya? Lafa mı olur? Sen artık bizim çocuğumuzsun, tamam mı? Yom yom yom. Fakir aşkım, ağzında bir şey varken konuşma ya. Allah Allah. Babacığım, bu bebek Sony'ye evlat edinmekte çok iyi bir şey yaptık ya. Benim kardeşim oldu. Evet, beni aldığınız için çok teşekkür edeyim. Sizi çok seviyorum. Yom 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 yom. Biz de seni çok seviyoruz ya. Hadi bakalım, yiyin yemeğinizi. Soğunma ya. Yom 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 yom. Bu kadar ceza yeter sana. Kalk bakalım, eve gidiyoruz. Hı? Nerede bu çocuk? Nereye gitti bu çocuk? Allah kahretsin, olamaz. Daha dün gece buradaydı. Nereye kayboldu bu çocuk ya? Nereye kayboldu? Acilen bulmam lazım o çocuğu ya. Bulmam lazım. Teyzeciğim, buralarda küçük fareye benzeyen mavi bir çocuk gördün mü? Yok evladım, görmedim. Nereden göreyim? Tamamdır teyzeciğim, sağ ol. Allah Allah, nereye gitti bu çocuk ya? Hayret bir şey. Kardeşim, buralarda küçük fareye benzeyen bir çocuk gördün mü? Ne, fareye benzeyen bir çocuk mu? Aynen öyle, tıpkı fareye benziyor. Gördün mü öyle bir çocuk? Rengi mavi miydi? Aynen öyle, mavi renkteydi. Gördün mü yoksa? Nereye gitti? Çabuk söyle. Evet kardeşim, gördüm. Fakir aldı götürdü onu valla. Ne, fakir mi aldı? Allah Allah. Aynen kardeşim, o mavi fareye benzeyen çocuk var ya, işte onu fakir götürdü. Allah Allah, fakirin ne işi olur ya? Neyse, tamamdır, sağ ol. Ulan fakir, ulan fakir, aç kapıyı diyorum. Aç kapıyı fakir, aç kapıyı, çabuk ol. Yom 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 yom. Ne oluyor ya? Kim çalıyor kapıyı? Allah Allah ya. Geldik be, geldik. Allah Allah, patlama ya. Açıyorum işte. Bana bak fakir, çocuğumu hemen geri vereceksin, anladın mı? Ne oluyor zengin ya, ne oluyor? Allah Allah, ne çocuğu ya? Benim çocuğumu kaçırmışsın, biliyorum. Sen de ver çabuk. Hayret bir şey ya, ne çocuğu diyorsun zengin, anlamadım. Sony senin aldığını biliyorum, evde deme, çabuk getir. Allah Allah ya, nereden senin çocuğunmuş, benim çocuğuma? Bana bak fakir, sen bu işe burnunu sokma, çabuk getir diyorum Sony'ye, o benim çocuğum. Hadi be oradan, benim çocuğuma, benim çocuğum. Bebeğim, ne oluyor bebeğim? Merak etme oğlum, bir şey yok. Geç bakayım sen içeri, geç bakayım. İşte orada, senin kaçırdığını biliyordum. Sonic, çabuk buraya gel. Hayır, gelmiyorum işte. Ben seni sevmiyorum. Bana bak, hemen gelmezsen kulaklarını çekerim senin, tamam mı? Bana bak zengin, Sonic artık benim çocuğum. Benim çocuğumla böyle konuşamazsın, tamam mı? Evet, ben artık seni sevmiyorum. Benim babam fakir amca. Ulan başlarım sana da, fakir amcana da. Sen benim çocuğumsun. Dilencilik yapıp para kazanacaksın. Hayır, ben dilencilik yapmak istemiyorum. Bana bak zengin, küçücük çocuğa dilencilik yaptırmayı utanmıyor musun he? Utanmıyor musun? Neden utanacakmışım? Ben bu çocuğu çocuk esirgeme kurumundan aldım. Dilencilik yaptırmak için aldım hem de. Bana bak zengin, döverim seni, tamam mı? Gelmiyorum işte, gelmiyorum. Göreceksin sen. Ya seve seve ya zorla. Bakalım o zaman geliyor musun, gelmiyor musun? Bu iş burada bitmedi. Evet çocuklar, yarın hepiniz 100 lira getirmeyi sakın unutmayın, tamam mı? 100 lira mı getireceğiz ama öğretmenim, neden? Çünkü çocuklar, yarın hepinizi havuza götüreceğim. Havuzda yüzeceksiniz. O yüzden herkes 100 lira getirsin, tamam mı? Yaşasın be, yaşasın. Havuzda yüzmeyi çok severim. Oley be, yaşasın. Havuzda yüzeceğiz yarın. Ders işlemeyeceğiz. Ayda kardeşim, duydun mu? Yayın havuza gidiyormuşuz. Geleceksin mi sen de? Arkadaşlar. Yani ben gelirim tabii. Niye gelmeyeyim? Hadi be oradan pis fakir. Nasıl geleceksin oğlum sen? Senin baban 100 lira vermez ki. Fakirsiniz siz. Yo arkadaşlar, ondan değil ya. Belki gelmem yani, işim olur diye dedim. Ayar da, yoksa yüzmeyi bilmiyor musun? Arkadaşlar bir dakika. Ne olur kanalımıza abone olun. Çok açım ya, çok fakirim. Abone olup like atın, bana yardım edin. Lütfen arkadaşlar, lütfen, yalvarırım. Bir abone olun, bir de like atın. Çok görmeyin ya, ne olur. Biliyorum tabii ya, neden bilmeyeyim. Hatta çok iyi yüzerim ben. Hadi be oradan, çok iyi yüzermiş. İnanmayın bu salağa arkadaşlar ya. Zaten 100 lirası da yok, havuza gelemeyecek o yüzden. Göreceksin oğlum sen, göreceksin. Niye gelmeyeyim ki? Görüşürüz yarın havuzda. Hadi ben gidiyorum. Hadi oğlum, yallah, anca gidersin. Umarım Arda da yarın gelir havuza ya. Hiç sanmıyorum arkadaşlar ya. Onun salak fakir babası para verir mi ona hiç ya? Parası yok ki bunların. Of ya, ne yapacağım ben? Umarım babam bana para verir. Yarın ben de arkadaşlarımla yüzmek istiyorum. Ama hiç paramız yok ki. Arda oğlum, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim, babacığım. Size bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin oğlum? Söyle bakalım. Evet oğlum ya, ne söyleyeceksin? Söyle bakalım. Para falan isteme de sakın. Babacım evet, para isteyecektim.
Para mı istiyorsun? Ne yapacaksın bakayım parayı sen? He? Ne yapacaksın? Babacığım yarın tüm sınıf havuza gideceğiz. O yüzden de öğretmenimiz 100 lira istedi. Bana versene ne olur. Ne? Oha çüş 100 lira mı? Ulan ben parayı sokakta mı topluyorum ha? Sokakta mı? Ama babacığım ben de arkadaşlarımla yüzmek istiyorum. Hepsi benimle dalga geçtiler. Yüzme falan yok sana tamam mı? 100 lirayı nereden bulayım ben ya? Allah Allah. Of babacığım ya of. 100 yılın başı bir şey istedim senden sadece ya. 100 lira versen ne olur. Allah Allah hala 100 lira diyor ya. Paramız mı var bizim ha? Paramız mı var? Şuraya bak açlıktan çürümüş et diyorum. Bana 100 lira diyor ya. Baban haklı oğlum. Bizim hiç paramız yok. Eğer yüzmek istiyorsan kendi paranı kazan. Of ya bir daha sizden hiçbir şey istemeyeceğim işte. Nasıl bir ailesiniz siz? Kendi paramı kendim kazanacağım. Göreceksiniz. Yürü bakayım. Ne halin varsa gör. Allah Allah. Of ya böyle aile olmaz olsun ya. Şimdi kendi paramı kendim kazanmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Dilenciliğe devam edeceğim yani. Ne yapabilirim ki? En iyisi şuradaki çöpleri karıştırayım ya. Belki içinde bir şeyler bulurum da satıp para kazanırım. Burada yokmuş. Bunun içinde ne varmış? Şöyle bir bakalım. Umarım para falan bulabilirim ya. Ha arkadaşlar şu Arda değil mi ya? Ne yapıyor? Çöpleri mi karıştırıyor? Of ya bu ne? Hiçbir şey yok bu çöpte ya. Allah Allah. He? Arkadaşlar siz mi geldiniz? Oy ola oğlum sen burada ne yapıyorsun oğlum? Çöpleri karıştırıyorsun lan ha? Ay evet Arda ne yapıyordun sen çöpün yanında öyle? Ne yapacak oğlum? Çöpçülük yapıyordu tabii. Fakir bunlar fakir. Hayır ya arkadaşlar yanlış anladınız siz. Ben çöpümü atıyordum sadece. Etraftaki çöpleri topluyordum. Ulan yürü git lan çakal. Gördük seni çöpleri karıştırıyorsun işte oğlum. Aynen öyle. Ne oldu? Yoksa baban yüzmen için havuz parası vermedi mi sana? Yo arkadaşlar ne alakası var ya? Sadece çöpümü atıyordum diyorum. Hayret bir şey. Vay ulan oğlum çöpünü attıysan gitsene o zaman. Ne bekliyorsun oğlum burada? Aynen aynen ben de zaten gidiyordum. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Of ya artık çöpleri de karıştıramam. Yakalandım. Kimsenin görmediği bir yere gidip dilencilik yapayım en iyisi. Evet evet. Tamamdır şurası güzel gibi görünüyor. Burada dilencilik yapabilirim. Kimse de görmez beni yani değil mi? Ne olur yardım edin ne olur. Şu fakire bir sadaka verin. Lütfen sakız parası. Lütfen arkadaşlar ne olur yardım edin abiler ablalar. Ulan bu ne böyle? Bıktık bunlardan ya. Bir dönmediler ülkelerine. Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya mülteci değilim ben tamam mı? Allah Allah. Arda oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Eyvah Allah kahretsin. İşte şimdi uyuttuk. Nereden geldiniz siz ya? Ula oğlum yoldan geçiyorduk. Sesini duyduk. Sen şimdi ne yapıyorsun oğlum? Dilencilik mi yapıyorsun lan? Çöpçülük yaparken yakalandı ya. Şimdi de dilencilik yapıyor. Oğlum hiç boşuna uğraşma. Bizle birlikte yüzemeyeceksin. Evet oğlum dilencilik yapıyorum. Ve bundan da utanmıyorum. O 100 lirayı toplayacağım. Sonra da yüzme yarışında seni yeneceğim işte. Ne? Yüzme yarışında beni yeneceğim mi? Hiç güleceğim yoktu ya. Ula oğlum sen o 100 lirayı toplayamayacaksın oğlum. Görürsünüz. Yarın okulda görüşürüz. Yüzme yarışında mahvedeceğim şimdi rüzgarı. Tamam oğlum sen burada güzel güzel dilencilik yap bakalım. Yarın havuzda görüşürüz. Havuzun suyunu yutturacağım sana. Göreceğiz oğlum yarın göreceğiz. Be tamamdır akşama kadar dilencilik yaptım ama havuz parasını toplayabildim yani. Yarın rüzgara göstereceğim gününü. Onu havuzda öyle bir yeneceğim ki neye uğradığını şaşıracak. Evet çocuklar hepiniz havuza hoş geldiniz bakalım. Valla hoş bulduk öğretmenim ya burası çok güzel ya. Ay evet iyi ki gelmişiz öğretmenim. Evet çocuklar burası çok güzel bir havuz. Şimdi burada yüzeceksiniz sırayla. Ne oldu rüzgar? Hani bulamazdım 100 lirayı? Hani buraya gelemezdim? Ne oldu? Kapak oldun mu? Yo olmadım. Niye olayım ki? Ama sen birazdan olacaksın. Yüzme yarışında mahvedeceğim seni. Vay vay vay. Demek yüzme yarışı yapacaksınız öyle mi çocuklar? Evet öğretmenim. Bu ezik rüzgarı şimdi suda boğacağım yani. Hadi lan oradan. Ben 10 yıldır yüzme eğitimi alıyorum. Mahvederim seni. Seyret beni şimdi oğlum. Seyret. Şimdi buradaki atlama tahtasından atlayacağım oğlum. Seyret beni şimdi. Seyret. Hop. Evet. İzle şimdi nasıl atlıyorum. Hoppa işte bu. Vay 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 aferin evladım çok güzel bir atlayıştı. O da bir şey mi ya ben daha yükseğinden atlayacağım şimdi seyret beni. Bu alçak yerden herkes atlar oğlum. Önemli olan yüksek yerden atlamak. Seyret beni şimdi seyret. Allah burası da ne kadar yüksekmiş ya böyle. Vay canına rüzgar orası yetişkinler için evladım. Oradan atlayabilecek misin? Bilmiyorum öğretmenim. Biraz korktum ama atlayacağım galiba. Hadi hoppa işte bu atladım.
Vay canına evladım, gözlerime inanamıyorum. Aferin sana, aferin. Ula oğlum, rüzgar en yüksek yerden atlıyor ya. Helal olsun ya. Ay evet, bravo rüzgar. Arda'dan yükseğe çıktın. Ben bunun altında kalamam. Şimdi oradaki en yüksek ölümcül yerden atlayacağım. Arda'nın atladığı yerden bile daha yüksek. Aşırı yüksek yani. Aman yarabbi Arda evladım, oradan atlarsan ölebilirsin. Ula oğlum, sen oradan atlayamazsın oğlum. Orası çok iyi yüzenler için. Aynen öyle. Keko doğru söylüyor. Sen oradan atlayamazsın. Korkarsın bir kere. Ben bile korkarım. Siz korkarsınız ama ben korkmam işte. Şimdi atlayacağım oradan, seyret. Hadi bir oradan. Rüyanda atlarsın sen oradan ya. Korkak tavuk. Hayatta atlayamazsın. Atlayacağım buradan. Göreceksiniz. Hepinizi maymun edeceğim. En yüksekten atlayacağım. Göreceksiniz. İşte çıktım. Yukarıdayım. En yüksek yerdeyim. Aman yarabbi evladım. İn oradan. Ölürsün. Sakın atlama. Vay ola oğlum, gerçekten de atlayacak galiba yo. Merak etmeyin arkadaşlar ya, korkak o hava atıyor bize, oradan hayatta atlayamaz. Demek buradan atlayamam öyle mi? Seyredin o zaman şimdi, seyredin beni. Hoppa, işte bu. Aman yarabbi gözlerime inanamıyorum, gerçekten de atladı. Vay ola oğlum, gerçekten de atladı yo, hal olsun yo. Nasıl ya, nasıl atlar, benden daha yüksekten atladı, rezil oldum. Arkadaşlar Arda hala suyun içinden çıkmadı, boğuldu mu acaba? Böyle artistlik yaparsa boğulur işte. Ula oğlum harbiden daha suyun içinde ya, çıkmıyor hala ya, boğuluyor mu acaba, ne oluyor? Aman Allah'ım, boğuluyor galiba, eyvah. Benimle artistleşirse böyle boğulur işte. Arkadaşlar geliyor bu tarafa doğru. Umayın boyulmaz Ayda. İşte suyun üstüne çıktı. Geliyor arkadaşlar, şuraya bakın. Boğulmak mı? Anca rüyanda görürsün. Göreceksin, sen bunun bedelini ödeteceğim sana. Sana birebir yüzme yarışı teklif ediyorum. Yüzme yarışı mı? Oğlum sen daha dersini almadın mı? Ne oldu, korktun mu yoksa? Benimle birebir yüzme yarışı yapacaksın. Var mısın? Bakalım kim daha iyi yüzüyor. Tamam ulan varım, ama kazanan kaybedenin her şeyini alır, tamam mı? Tüm paranı alırım. Tamam ulan, kabul. Ula oğlum yarış yapma rüzgar, fakir olursun kaybedersen. Merak etmeyin arkadaşlar, bu salak Arda beni asla yenemez. Onu göreceğiz şimdi. Evet çocuklar, hazırsanız 3'e kadar sayıyorum, yarışı başlatıyorum. Ben hazırım öğretmenim, siz Arda'ya sorun asıl. Ben doğuştan hazırım zaten, seni her yerde yenerim ben. Hadi başlat yarışı. 1, 2, 3 başlayın bakalım. Ula rüzgar hadi oğlum, ben seni tutuyorum oğlum, yenersin ya. Hadi Arda, ben seni tutuyorum, yenersin rüzgarı. Ne oldu oğlum, arkamda kaldın. Göreceksin oğlum, yetişeceğim sana, yeneceğim seni. Kazanmama çok az kaldı, her şeyini elinden alacağım, zengin olacağım ve işte bu. Vay canına, yarışı Arda kazandı. Aferin Arda, bravo. Ula oğlum her şeyini kaybettin rüzgar. Hayır ya hayır, her şeyimi kaybettim, tüm paramı, zenginliğimi. İşte böyle ağlatırlar adamı oğlum, her şeyini aldım elinden, her şeyini. Yarışı ben kazandım, gördün mü? Eyvah, sabah uyumuş, okula geç kalacağım şimdi, hemen gideyim. Anneciğim babacığım, okula geç kalıyorum ben. Sonic oğlum, okula geç kalma, hadi bakalım hemen çık okula. Evet oğlum, sakın okuluna geç kalma, tamam mı? Harçlık ister misin? Evet babacığım, bana harçlık verirsen çok sevinirim. Al bakalım oğlum, işte sana bir 10 lira, bu 10 lirayı doya doya harca, tamam mı? Tamam babacığım, teşekkür ederim, hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Okula geç kalmayayım, görüşürüz. Vay be, ne kadar iyi insanlar, bana paya bile verdiler yani, yaşasın be yaşasın. Anneciğim babacığım, ben de okula gideceğim, geç kaldım ya, geç kaldım. Eyvah, çantamı unuttum, hemen gidip evden alayım. Arkadaşlar bir dakika, ne olur kanalımıza abone olun, çok açım ya, çok fakirim, abone olup like atın, bana yardım edin lütfen arkadaşlar, lütfen yalvarırım. Bir abone olun, bir de like atın, çok görmeyin ya, ne olur. Of ya, nasıl unuttum çantamı ben? Ne oluyor burada böyle? Babacığım bana da harçlık versene ya, ben de okula gideceğim. Harçlık mı? Al bakalım benim canım oğlum, sana tam olarak 50 lira veriyorum. İstediğini al, tamam mı? Vay canına babacığım, çok sağ ol. Ama Sonic kardeşime neden 10 lira verdin?
Çünkü o bizim üvey evladımız. Allah Allah, ne hali varsa görsün ya. 10 lira yeter ona. Al bakalım canım oğlum bu 50 lirayı. Hayır, benim hakkımda böyle düşünüyorlar. Bana 10 lira veriyorlar. Evet oğlum, sonuçta onu biz büyütmedik yani. Allah Allah. Aynen öyle. Hatta ona üvey evlat muamelesi yapacağım yani. Böyle olur mu ya? Tamam babacığım, sağ olun. 50 liram oldu ya, yaşasın. Hayır, bu insanlar beni sevmiyorlar. Ben onları yanlış tanımışım. Sonic aşkım, bizim bu mavi fareden kurtulmamız lazım artık yani. Aynen öyle hayatım ya. Bununla uğraşılmaz. Allah Allah, bir de harçlık istiyor. 10 lira veriyoruz yani. Atalım evden gitsin. Ama olsun, üvey de olsa o bizim evladımız yani. Atmayalım. İstenmediğim yerde duymam ben, tamam mı? Sonic evladım, sen burada mıydın? Sonic evladım, sen okula gitmemiş miydin? Burada mıydın sen? Çantamı unuttuğum için geri gelmiştim. Ama iyi ki gelmişim. Siz beni sevmiyorsunuz. Olur mu öyle şey evladım ya? Biz seni çok seviyoruz. Evladımızdan ayırmıyoruz. Hadi oradan, hepsini duydum. Siz beni sevmiyorsunuz. Bana 10 lira veriyorsunuz. Kardeşime 50 lira. Hayır oğlum, yok öyle bir şey. Hadi baba, ver artık şu parayı ya. Allah Allah, kolum ağrıdı. Ben anlayacağımı anladım. İstenmediğim yerde duymam, tamam mı? Gidiyorum işte bu evden. Hayır Sonic oğlum, dur. Yanlış anladın sen, yanlış anladın. Dur lütfen Sonic. Gidiyorum işte buradan. İstenmediğim yerde kalmam. Hayır ya, ne yaptık biz, ne yaptık? Bize ne, ben ne hali varsa görsün. Hatta çok iyi oldu, boş ver. Babacığım, kardeşim neden evi terk etti? Ben yalnız kaldım şimdi. Sus bakayım, o senin kardeşin falan değil, tamam mı? Öyle bir kardeşin yok artık senin. Peki babacığım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ben artık sokakta yaşayacağım. Eyvah, yağmur yağmaya başladı, ne yapacağım? Hemen şuradaki bankta oturayım da biraz yağmurun inmesini bekleyeyim. Hadi sene kardeşim, ne bekliyorsun? Eşek misin? Binsene. Allah Allah. Abi ben bir yere gitmiyorum ki. Yağmur yağdığı için burada bekliyordum. Ulan elinde çantayla bekliyorsun eşek herif. Ulan tövbe tövbe. Kusura bakmayın abi. Payam olmadığı için binemiyorum. Ne olur payasız bindiğin beni lütfen. Hadi lan oradan, babanın hayrına mı bindireceğim seni? Allah Allah, paran yoksa binemezsin. Lütfen abi, bu şehirden gitmem lazım. Lütfen bindir beni, lütfen. Paran yoksa binemezsin ufaklık. Allah Allah, ben gidiyorum. Of ya, olamaz. Payam olmadığı için şehri de terk edemiyorum. Ufaklık, paran yoksa dilencilik yapsana. Allah Allah, başının çaresine bak yani. Doğru söylüyorsun abi. Dilencilik yapıp paya kazanacağım. Ne olur abiler, bana yardım edin. Bir parça ekmek ne olur. Karnım çok acıktı. Ne olur yardım edin. Çok acım. Bu ne böyle velet, al bakalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne olur yardım edin. Bu kayı bana yardım edin. Şuradaki bebek Sonic mi? Yoksa ben hayal mi görüyorum ya? Ne olur bana yardım edin. Karnım çok aç. Ne olur, sokaklarda yaşıyorum. Allah Allah, gerçekten de bebek Sonic bu ya. Ama neden dilencilik yapıyor? Bebek Sonic oğlum, dur. Geldim oğlum, ne yapıyorsun sen? Babacım, sen mi geldin? Bebek Sonic oğlum, sen ne yapıyorsun burada? Neden dilencilik yapıyorsun canım oğlum? Babacım, yeni ailem beni hiç sevmiyor. Keşke beni onlara vermeseydin. Ama oğlum, onlar senin gerçek ailen yani. Sen gitmek istedin, unuttun mu? Beni sevmiyorlar babacım. Bana üvey evlat muamelesi gösteriyorlar. Allah Allah ya, bak sen şu işe, seni evden mi attılar yoksa? Hayır babacım, onlar beni sevmediği için ben kendim evi terk ettim. Aferin oğlum, aslan oğlum benim. Ben onlara sorarım şimdi. Bekle sen burada, tamam mı? Tamam babacım. Benim oğlumu evden atmak neymiş, gösteririm onlara ben. Benim oğlumu evden atarsınız ha. Ulan size sormaz mıyım ben ha, sormaz mıyım? Açın şu kapıyı, açın. Aşkım, kapı zili çalıyor.
Tamamdır hayatım, ben bakıyorum kapıya, beklesem burada tamam mı? He, Arda ne işin var burada ya, ne istiyorsun? Ulan bir de ne işin var diyor utanmadan. Ulan sana çocuğumuzu emanet ettik be, böyle mi yapacaktın? Allah Allah, ben bir şey yapmadım ya, hayret bir şey, ne yaptık çocuğunuza? Ulan o benim biricik oğlumdu, onu ben büyütmüştüm, size emanet ettim, kapının önüne koymuşsunuz. Saçmalamayın ya, biz bir şey yapmadık. Allah Allah kardeşim, kendisi gitti, biz mi gönderdik? Bebek Sony'ye kötü davranmışsınız, o da kendini kötü hissedip evden gitmiş yani, hepsinin sorumlusu sensin. Kardeşim manyak mısın, Allah Allah, git başını belaya sokma ya. Ulan ben sizden bunun intikamını almaz mıyım ha? Çocuğumu sokaklara düşürmüşsünüz, dilencilik yapıyordu. Kardeşim bize ne, Allah Allah ya. Bunun bedelini ödeyeceksin oğlum. Bebek Sony'ye yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin, anladın mı? Al kardeşim, bedeli burada işte, 50 lira. Al şu 50 lirayı, bir daha benim kapımı sakın çalma, tamam mı? Ne, sen bana rüşvet mi veriyorsun lan? Ulan ben şimdi seni var ya. Bir de utanmadan bana para teklif ediyorsun. Geberteceğim seni. Aa, kardeşim hayır yapma. Al bakalım, bedelini ödeyeceksin bunun. Al bakalım, al diyorum sana, al. Aa, olamaz, vuruldum. Eyvah, olamaz, ne yaptım ben, ne yaptım? Öldürdüm onu, hayır. Hayır, olamaz babacığım, ne yaptın sen? He, Sonic oğlum, sen nereden çıktın? Yanlış anladın oğlum, hayır. Hayır, ne yaptın sen baba? Eyvah, polis geldi. Arda, hemen ellerini yukarı kaldırıp teslim ol, tutuklusun. Hayır Kerem komiser, yanlış anladınız. Bir an sinirlendim, ne olur tutuklamayın beni. Yapacak bir şey yok, sen bir suç işledin. Tutuklusun Arda, çabuk. Hayır babamı tutuklamayın, ne olur memur bey. Canım babam, sensiz ne yaparım? Merak etme canım oğlum, seni yalnız bırakmayacağım, tamam mı? Aa, geberiyorum. Aa. Yürü bakalım Arda, doğru karakola gidiyorsun. Ne olur babamı tutuklamayın. Polis bey, o kötü bir şey yapmadı. Ne olur. Hayır memur bey, Arda'yı ne olur tutuklamayın. Kerem komiser ne olur. Yapacak bir şey yok yani fakir. Arda bir suç işledi ve hapse girmesi lazım. Hayır ya, olamaz. Benim canım oğlum. Ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Benim babam hapse girmesin. Ne olur memur bey. Babacım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım oğlum. Merak etme, en kısa sürede buradan çıkıp yanına geleceğim. Seni yalnız bırakmayacağım, tamam mı? Babacım keşke beni yalnız bırakmasaydın. Arda canım oğlum, merak etme oğlum, çıkacaksın buradan, tamam mı? Evet oğlum, keşke böyle bir şey yapmasaydın. Kerem komiser, Arda ne zaman çıkacak ya, ne zaman çıkacak? Vallahi fakir, eğer Sonic iyileşirse hastanede o zaman hemen çıkar, ama iyileşmezse sonsuza kadar burada kalabilir yani. Hayır babacım, sonsuza kadar burada kalma. Tamamdır Kerem komiser, Sonic iyileşince çıkacak mı Arda, doğru mu bu? Aynen öyle, Arda Sonic'i silahla vurmuş yani. Sonic ölürse Arda asla çıkamaz, ama iyileşirse çıkabilir. Tamamdır Kerem komiser, sağ olun. Canım ailem, sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Doktor bey, hastanın durumu nasıl? Ne olur söyleyin, ne olur. Fakir bey, hasta silahla vurulmuş ve çok kan kaybetmiş. Eğer böbrek nakli olmazsa çok kötü olur. Ne olur doktor bey, ne olur ya. Benim çocuğum hapse girdi, iyileştirin onu. Beyefendi, yani bir sürü like gelmesi lazım. 10 bin like lazım. Tamamdır doktor bey, ne kadar like gerekiyorsa hepsini atacağım ben. Arkadaşlar ne olur like atın, abone olun. Aynen öyle, bir sürü like ve abone gelirse hemen iyileşir. Arkadaşlar Arda'nın hapisten çıkmasını istiyorsanız ne olur abone olun, like atın.